Karışması. O üzücü tabloda benim görüntü içerisine girmem ve sonu acı ve hoş olmayan bir ölüm. Maalesef benim siyasi kimliğim ön plana çıkarak Salomon'un benim tarafından öldürüldüğü iddia edilmiştir. Benim tabancamdan kurşun çıkmadı. Elimde görünen tabancamdan kurşun çıkmadı. Fırsat bulamadım. O kadar hızlı gelişti ki o andaki psikolojide hani severek de kaldırmadım tabancamı. Yüzlerce polisin ve askerin ateş ettiği anda bir hafta sonra Tarım Bakanı olunca birdenbire gündeme geldim. Orada benim evime çok devamlı yani içerisinde öldürmek için sıkmadım. Her şey sıkmadım diyorum. Öldürmek için hani özellikle taşımış değilim ben. Yani silahı seviyorum ve kendi kullandığım ruhsatlı silahım benim. Ruhsatlı silahım. İlle de Salomon'la ilgili bir taşıma değil. Devamlı taşıdığımız. Öyle bir şey vurmadım yani. Vurmadım. Yani vuracak ille de vurdum demem mümkün değil. Orada yüzlerce çok keskin nişancılar varken benim o kadar hani anlayamıyorum ben benim, bu kadar niye benim üzerime bu ille de birinin katil olması için çaba gösteriliyor. Tabii ki duyuyorum. Benim de çocuğum var. Tabii ki duyuyorum. Niçin hani durduğu yerde o çocuğun günahı neydi? Yani adada Rum ölsün, Türk ölsün. Neden? Hiç biliyorum ben. Neden? Tavsiye ettiğim bir olay değil benim. Müslümanlıkta başsağlığı dilemek istiyorum ben. Yani biz başsağlığı deriz. Biz bilmiyorum Rumca ne derler. Ben Salomon'un babası yerinde asla olmak istemem. Ve hiç kimsenin de o acıyı tatmaması tek dileğimdir. Yunanistan kökenli bir gazetede vermiş olduğum sözlü mülakat neticesi tamamen gerçek dışı. 11 Ağustos'ta yaşanan olayların üzüntüsünü ben yaşarken önümüzdeki günlerde milletvekilliği adaylığım gündeme geldiğinden dolayı ciddi anlamda Rum basının, saygıdeğer Rum basının benimle mülakat yapması beni hem sevindiriyor, bir yerde de iddia edildiği gibi benim Rum Salomon'un katili olarak bilinmesinin yanlış olduğunu söyleme şansı verildiğiniz için teşekkür ediyorum ben. İnanacaklarına inanacak peki samimi ifadelerimle Rum halkının inanacağına ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Basın yayın organları şartlanmış bir şekilde devamlı beni suçluyorlar. Bugüne kadar böyle bir fırsat da bulamadım ben. Bana bu fırsatı verdiği için sizlere ben çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir olayın ne Türk tarafından ne de Rum tarafından güzel karşılanacağı, hoş karşılanacağı asla mümkün değil. Bir adada yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. İnşallah bu olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle ne Türk tarafında bir acı olsun ne Rum tarafında bir acı olsun.
Ben tekrar Salomon'un babasından özür dileyemiyorum çünkü ben bir şey yapmadım. Yani suçlu olmuş olsam, o iğrenç cinayeti ben işlemiş olsaydım, Salomon'un babasından özür dilerdim ve elinden öperdim. Hani inandıkları hoş değil, yani inanması hoş değil. Samimiyetimle söylüyorum yani. Hakikaten yani ben yapmadım desem ki, yani inanmayacağınızı da biliyorum. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum. Ben şu ifadeyi geçmişte kullandım, bakın onu saptırıyorlar. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Yani bu demek değildir ki, yani ben bu işi yaptım. Yani benim orada bir ifadem var işte, kim olsa aynı şeyi yapardı. Ve döndüler, Kenan Akın bunu yaptı diye yakışını buldu. Güvenmiyorum. Çünkü ben hala ben Salomon'u öldürmediğimi iddia ettiğim gibi çok kendimden de çok eminim. Hiçbir araştırma yapılmadan, hiçbir soruşturma yapılmadan sadece siyasi kimliğimden dolayı Kenan Akın vurdu diyerek Interpol tarafından aranmamı sağlayan bir makama nasıl güvenebileceğim? Hani şu anda Rum savcılığı gelsin, atıyorum burada mesela, ifade vermeye hazırım ben. Ve lütfen rica ediyorum Kıbrıs Rum Devleti'nden hangi mermiyle vurulduğunu açıklasınlar. O anda ateşlenmeyen bir silahtan nasıl beni öldürdüğümü iddia edebilirler. Buradan ben Rum savcılığına, başsavcılığına ricada bulunuyorum. Eğer arzu ederse Ankara'da Türkiye yetkilileri çerçevesinde Kuzey'i tanımadığı için gelmeyebilir. Çok samimi söylüyorum. Ben inanın çok samimi söylüyorum. Böyle bir şey yapmış olsaydım ne sizinle bugün görüşmezdim. O suçluluk duygusuyla asla görüşmezdim. Daha vur emrini veren de Halil Sadrazam diye bir albaydı. Evri gördüm. Sadrazam. Emekli albay şimdi. Bir dönemde milletvekilliği yaptı. Ve bu adam çok rahat Rum tarafına gidip gelebiliyor. Ben inanıyorum ki Rum tarafı, Rum savcılığı, Rum polisi, Salomon'un kim tarafından vurulduğunu çok iyi biliyor.